En çok diş çürükleriyle karşılaşıyoruz. Genel olarak diş çürüğü dünyada azalma eğilimi gösterirken ülkemizde henüz böyle bir durum söz konusu değil. Yani dünya derken özellikle Avrupa kıtasını, biraz daha gelişmiş ülkeleri kastediyorum. Çünkü diş çürüğü beslenme ile hijyenle son derece bağlantılı bir infeksiyon hastalığıdır. Dişlerin doğru korunması önemli. Bu annenin bebeğini doğru beslemesiyle direkt bağlantılı bir kavram. Özellikle gece emzirmeleri, dişlerin sürmesinden sonra gece emzirmeleri anne sütüyle bile olsa bazen çürük yapıcı olabiliyor. Süt dişleri sürdükten sonra gece emzirmelerinin düşürülmesi önemli. Hem çünkü ağızda süt kalıyor, anne sütü. Sütün içerisinde içerdiği bileşenlerden ötürü, laktonsdan ötürü çürük oluşturabiliyor dişlerde. Protein yapısı da bir miktar daha farklı. Gece beslemeleri biraz daha risk oluyor. Erken çocukluk çağı çürüklerinin oluşması açısından hem o büyüme hormonunun salgılandığı sürecin de bebeğin gelişimi açısından uykuda geçirilmesi daha yararlı olacaktır. Ama anne sütü inanılmaz bir besin kaynağı. Asla ve asla verilmesini bir şekilde engellenmemesi lazım. Bütün antikorları annenin çocuğuna geçirmesi açısından muhteşem bir gıda. Ama zamanlama burada son derece önemli. Diş çürükleri açısından.